Tekrar merhabalar, hoş geldiniz. İkinci oturum. Evet, tasarımla ilgili olarak devam edeceğiz. Çok değerli konuşmacılarımız bizlerle birlikte. Daha önce olduğu gibi her bir sunuma yaklaşık 30 dakikalık bir süre ayıracağız ve sonrasında katılımcılarımızdan sorular alacağız ve bir sonraki konuşmacıya geçeceğiz. Öncelikle Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden Ayşenur Albayrak bizler olacak. Endüstriyel dönüşüm ve yeni planlama politikalarından bahsedecek kendisi. Yine makro seviyede aslında ilerleyeceğiz diyebiliriz ve ondan sonra bir makro sunum daha gerçekleşecek. Ayşenur Albayrak'tan biraz bahsetmek istiyorum. Kendisinin Gazi Üniversitesi'ndeki mezuniyetinden sonra Gebze Teknoloji Enstitüsü'nden master derecesi bulunmakta. Arkasından İstanbul Teknik Üniversitesi'nden doktorasını almış bulunuyor. Kendisinin doktora tezinin de bölgesel rekabet ve inovasyon İstanbul ve Doğu Marmara bölgesi otomotiv sektörü olduğunu hatırlatalım. Şu anda kendisi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde görev yapmakta. Ana olarak bölgesel rekabet, bölgesel inovasyon sistemleri ve sanayi kümeleri alanlarında çalışmalarını sürdürmekte. Sayın Albayrak'a şimdi mikrofonu bırakmak istiyoruz. Teşekkürler. Öncelikle sizlere teşekkür etmek istiyorum bu güzel davetinizden dolayı. Burada olmaktan çok mutluyum. Ancak diğer taraftan iki derin ve ilham verici konuşmadan sonra çok zor olacak diye düşünüyorum. Ama burada sizlerle endüstriyel dönüşüm ve biraz sanayi konusunu dönüşüm açısından ele almaya çalışacağım, aktarmaya çalışacağım. Bu tabii ki süreci üç başlık altına toplamak mümkün diye düşünüyorum. Bunlardan birincisi sanayinin kentsel form üzerindeki dönüştürücü etkisi. Arkasından bütün endüstriyel alanların relokasyon sonucundaki konumu, yerleşimi ve son olarak da sanayi konseptinin kendi içerisindeki yeniden tanımı. All we all know very well, the industry is an important. Hepimizin bildiği üzere tabii ki sanayiler şehirlerin büyümesi için, gelişmesi için çok çok önemli. Ekonomi ve sanayi sayesinde tabii ki refah ve yaşam kalitesinin artışından bahsedebiliriz. Elbette ki kentsel anlamda konuşurken elbette ki sanayi lokasyon süreçlerini düşünmemiz gerekiyor. Bütün bunlar özellikle de tabii ki farklı kuvvetler etkisi altında şekillenmekte. Elbette ki zaman içerisinde özellikle de firmalar arasındaki etkileşimle birlikte yeni firmaların belirli bir bölgeye doğru çekildiğini görüyoruz. Elbette ki öncelikle bazı avantajların olması gerekiyor belirli bölgelerin. Bu anlamda tabii ki maliyetin de düşmesi çok ciddi bir faktör. Dolayısıyla da ekonomik yapı ciddi anlamda revizyon geçirebiliyor bu süreçler sayesinde. Bu geçici bir süreç elbette. Çünkü şehirler büyüdükçe sanayi bölgeleri şehrin bir parçası olmaya başlıyor. Bu da tabii ki belirli olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Mesela trafik, çevre kirliliği, gürültü gibi. Ve özellikle de arsa fiyatlarındaki artışla birlikte yeni lokasyonların, şehir dışındaki lokasyonların seçilmesi gerekebiliyor. Bu süreçte ana ulaşım kanalları, arterleri de tabii ki buna göre şekillendirilmesi ve yapılandırılması gerekiyor. Kırsal alanlara baktığımız zaman bunlar tabii ki imalat ve sanayi için daha ilgi çekici hale gelmeye başlıyor zaman içerisinde. Dolayısıyla da şehir dışarıya doğru genişledikçe kırsal alanlarında maalesef zaman içerisinde kentsel alanlara döndüğünü görebiliyoruz. Belirli bir boyuta ulaştığı zaman da sanayi bölgeleri özellikle de santrifüjal kuvvetler işlemeye başlıyor.
Bu sürecin en büyük örneklerinden birisi elbette ki İstanbul. Özellikle de İstanbul'un büyümesine ve genişlemesine baktığımızda sanayi ile birlikte ya da sanayiye paralel bir şekilde büyüdüğünü söyleyebiliriz. Özellikle de demir yolu ve karayollarının doğu ve batı yönlerinde geliştiğini ve genişlediğini söyleyebiliriz. Böylece şehir büyüdükçe sanayi bölgelerinin de ve yapılaşmaların da şehrin dışına doğru taşmaya başladığı ve bunun birbirini büyüten bir sürece girdiğini söyleyebiliriz. Zaman içerisinde şunu yine görüyoruz ki planlanmamış sanayi bölgelerinin ortaya çıktığı ve bunu da İstanbul üzerinde ve çevresinde ciddi bir yük getirdiği bilinmekte. Peki o zaman şehir merkezi ile alarak şehir merkezi ile ilgili düşündüğümüzde özellikle de desentralizasyon sürecinde eski endüstriyel alanların dönüşmesi de tabii ki bu literatür içerisinde çok ciddi bir yer tutmakta. Özellikle de gelişmiş ülkelerde büyük ölçekli tasarım projelerinin hazırlandığını ve hayata geçirdiğini görmekteyiz. Ve bütün bunların da imalat ve hizmet sektörlerini etkilediğini biliyoruz. Bütün bunlar tabii ki tarihsel anlamda, tarihsel kimlik anlamda da mutlaka ele alınmalı. Özellikle de ekonomik anlamda da tabii ki dikkate alınmalı. Neoliberal politikalar ve dönüşüm projeleri kapsamında kent merkezleri üzerinde baktığımız zaman özellikle de İstanbul'da mesela birçok projenin bu anlamda ele alındığını ve tartışıldığını söylemek mümkün. Sanayi konseptinin değişimi de bu anlamda önemli bir temel oluşturuyor. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Evet. 21. yüzyılın başından itibaren çok ciddi bir dönüşüm geçirmeye başladı diyebiliriz sanayi. Buradaki belki de en önemli konseptlerden bir tanesi 4. sanayi devrimi en etkilisi oldu. Teknoloji yalnızca yeni araçların ortaya çıkmasına neden olmadı. Şehirlerin de akıllı şehirler haline gelmesini başladı. Yapay zeka temelli bir dönüşüm üretim alanlarını da etkilemeye başladı ve sanayinin örgütlenişi değişti. Endüstrinin diğer kurduğu ilişkiler ve mekanla kurduğu ilişkiler değişti. Emeğin değerinin azalması bu üretim faaliyetinde önemli bir rol oynadı çünkü toplumsal bir değişimi tetikledi. İşsizlik arttı. Endüstrideki istihdamın azalması beklendi. Ekonomik zorluklar ya da iklim zorlukları nedeniyle kentlere göç etmiş insanlar istihdam bulamaz olunca yeni krizler ve sosyal çatışmalar ortaya çıktı. Gerçekten de yeni endüstriyel devrim önceki sanayi devrimlerine kıyasla daha az istihdama neden oldu. Çalışanların maaş müzakere edebilmesi giderek azaldı ve prekarya denilen yeni bir grup ortaya çıktı, güvencesiz meslekler. Sanayi şehirlerinde yeni bir manzara artık ortaya çıkıyor. Eğitim sistemlerinin yeni yetkinliklere uyum sağlayacak şekilde bir dönüşüm geçirmesi gerekiyor. Küreselleşme süreci de en tartışmalı meselelerden bir tanesi. Bir taraftan teknoloji sınırları ortadan kaldırıyor. Öte yandan şirketlerin küreselleşmesi teknoloji sayesinde daha da yaygınlaşıyor. Üretim yapısındaki değişimler, ucuz emeğe erişim sayesinde bir sermayenin bir dislokasyonu gerçekleşti. Daha az teknoloji transferi, daha az gelişme beklenebilir gelişmekte olan ülkelere yönelik olarak. Bu bağlamda ülkelerin sanayi politikaları da değişti ve yeni stratejiler benimsemeye başladılar. Bir başka önemli husus da salgın. Salgın sırasında küresel değer zincirlerindeki kırılganlık üretimin de sıkıntıya girmesine neden oldu. Yakınlık daha önemli hale gelmeye başladı.
Bununla birlikte ülkeler arasındaki ticaret kotaları ve fikri mülkiyet haklarının korunması için yapılan müzakereler yeniden küreselleşmeyi sorgulatır hale geldi. Bugün sermaye akışlarını engelleyen, sınırlandıran uygulamalar görüyoruz ve ülkelerin vergilendirmesine ilişkinde çeşitli değerlendirmeler yapılıyor. Yani geleceğin dünyası bizim sandığımız kadar küresel olmayabilir. Bu siyasi koşullar göz önünde bulundurulduğunda dünya bir de iklim değişikliğinin etkileriyle karşı karşıya kaldı. Orman yangınları ve seller, çevre sorunları ve şehirlerin kırılganlığı meselesini yerel düzeyde gündeme getirdi. Ancak şunu söyleyebiliriz, dünyada farkındalık artıyor. Sürdürülebilir kalkınma amaçları ya da hedefleri yalnızca hükümetleri ve şehir yönetimlerini değil, özel sektör şirketlerini de kapsıyor. Yerel ve bölgesel düzeydeki projeler pek çok şehirde bu hedeflere ulaşılacak şekilde tasarlanmakla birlikte şirketler de kendi çevresel ve toplumsal sorumluluklarını, hassasiyetlerini gösterecek projeler ve planlamalar yapmaya başladılar. Geride bıraktığımız dönemde IPCC raporuna baktığımızda ve Paris Anlaşması'ndan sonra Glasgow'da yapılan zirveye baktığımız zaman bu uluslararası inisiyatifin yeni bir vizyon önerdiğini görüyoruz toplumlara ve karar vericilere yönelik olarak. Avrupa Yeşil Anlaşması, Green Deal, oldukça iddialı bir vizyon ortaya koyuyor. İklim değişikliğine yönelik Avrupa'nın yapacağı katkı açısından. Modern, kaynak verimli, daha rekabetçi, sera gazlarının salınmadığı yeni bir ekonomi ortaya çıkarmaya çalışıyor 2050 yılı itibariyle Avrupa ve kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılmasını hedefliyor. Bu sanayide derin bir dönüşüm demek. Döngüsel ekonomi, iklim tarafsızlığı, yeni becerilerin kazandırılması, becerilerin dönüştürülmesi ve dijital bir tek piyasanın oluşturulması gibi iddialı amaçlar içeriyor. Karbon emisyonlarının azaltılmasının gerçekten başarılı olması benzer uluslararası hedeflere sahip paydaşların ortaya çıkarılmasıyla mümkün. Bu açıdan Türkiye'de de bazı inisiyatiflerin ortaya çıktığını söylemek mümkün. Yeşil mutabakat aynı zamanda Türkiye'de de kendi etkisini gösteriyor. Endüstrinin dönüştürülmesi gerekiyor bu yeşil mutabakat çerçevesinde. Türkiye'de de buna ilişkin bir strateji belgesi hazırlandı. Ancak bu strateji belgesinin uygulanabilmesi için daha çevreye duyarlı bir yönetimin olması gerekiyor geçmiştekine kıyasla. Ve çevresel yönetmeliklere titiz bir şekilde uyulması gerekiyor. TÜSİAD'ın geleceği inşa etme raporu geçen ay ilan edildi. Bu rapor Türkiye'li sanayicilerin hedefini anlamak açısından çok önemli. Ekonomik istikrarı vurgulamanın yanında başka bazı konuları da dikkatimize sunuyor. Eşitlik, hukuk ve yeşil ekonomik dönüşüm bu başlıklar arasında. Yani bu konunun önemi söylemde en azından kabul edilmiş oldu. Ama özel sektörün daha somut adımlar atması beklenebilir önümüzdeki günlerde. Bu değişen ortamda yeni yaklaşımlar var planlamada ve örgütlenme alanında. Sanayinin örgütlenmesi alanında. Teknolojiyi kombine etmeye, bununla birleştirmeye çalışıyor. Sürdürülebilirlik, çevre ve ekonomi birlikte ele alınıyor. Bilgi ve teknoloji geliştikçe yeni modeller ve teknolojiler çevreyle daha uyumlu olanları geliştirilebiliyor artık. Bu yaklaşımları şöyle sanayi endüstriyel ekoloji yaklaşımıyla özetlemek mümkün. Bu yaklaşım sanayi ve ekoloji arasındaki çatışmayı ortadan kaldırmaya çalışıyor ve endüstriyi ekolojik sistemin bir alt bileşeni olarak görüyor. Endüstriyel ekoloji konsepti toplumsal bir sistemi göz önünde bulunduruyor. Üretimin sürdürülebilirliğini çevrenin korunmasıyla aynı zamanda ele alıyor. İmalatçıları,
kamu yöneticilerini, sivil toplum örgütlerini, araştırmacıları ve tüketicileri bir araya getirebileceği bir model geliştirmeye çalışıyor. Endüstriyel ekolojinin en önemli yaklaşımlarından bir tanesi eko-endüstriyel parklar. Eko-endüstriyel park kısaca şöyle tanımlanıyor. Şirketler ve kurumlar birlikte çalışarak bir üretim ağı inşa ediyorlar ve kendi çevresel ve ekonomik performanslarını bu inşa ettikleri altyapının üzerine yerleştiriyorlar. Eko-endüstriyel parkta atıklar minimuma indiriliyor, enerji ve ham madde kullanımı verimli hale getiriliyor, ekonomik ve toplumsal ilişkiler hep birlikte planlanıyor ve endüstriyel simbiyosis dediği yeni bir yaklaşım yakalamaya çalışıyor. Endüstriyel ekoloji yaklaşımı uzun yıllardır biliniyor ve endüstriyel simbiyozu Kalmbach gibi yakalamış olan bazı bölgeler zaten biliniyordu. Ancak bu kavramın yaygınlaşmaya başlaması teknolojideki gelişme sayesinde mümkün oldu. Teknolojik destek, bir şirket verilerinin toplanması ve bir sistem aracılığıyla modellenmesini gerektiriyor. Ekolojik ve toplumsal ilişkilerin bu verinin analizi temelinde yeniden örgütlenmesi hedefleniyor. Gelişmiş ülkelerde buna ilişkin örnekler bulmak mümkün. Türkiye'deki endüstriyel simbiyoz örnekleri de 10 yıldır uygulamada. İskenderun Limanı Endüstriyel Simbiyoz Projesi bunların ilki oldu. İskenderun Körfezi projesi 2010 yılında başladı ve o dönemden bu yana bazı bilimsel çalışmalar da endüstriyel kazanımları belgeledi. Ancak Türkiye'deki bu yaklaşım organize sanayi bölgelerine de uygulanabilecek, eko-endüstriyel bölgelere ev sahipliği yapabilecek şekilde gözden geçiriliyor. Sektörel çeşitlilik ve araştırma kurumlarıyla yakın ilişki organize sanayi bölgelerinin en temel avantajı zaten. Türkiye'de yapılmış olan son çalışmalar fizibilite projeleri, bölgesel düzeyde gerçekleştiriliyor bu fizibilite projeleri. Türkiye'deki çalışmalar dediğim üzere bölgesel düzeydeki fizibilite çalışmaları ve ekoparkları mevcut organize sanayi bölgelerine yerleştirmeye çalışıyorlar. Bakanlıklar ve ilgili kurumlar tarafından Türkiye'de buna ilişkin bir perspektif kabul edildi. Ancak bu çalışmalar endüstriyel bölgeler arasındaki bağlantıyı vurgularken bizim asıl odaklanmamız gereken şey felsefe, bu konunun öncelikle bir fikir olarak ortaya konulması. Eko-endüstriyel parklar ne kadar başarılı oldu? Öncelikle bunun bilinmesi gerekiyor. Kalmbach, şirketler arasında etkileşimi kurdu ve karşılıklı bir güven ilişkisinin üzerinde yükseldi aslında Kalmbach'taki ekopark. Bu yaklaşımdan endüstriyel bölgelerinin tasarlanmasında ve planlanmasında öğreneceğimiz çok şey var. Bütünlüklü bir yaklaşım var. Doğadan ilhamını alıyor, işbirliğine dayanıyor, döngüselliği vurguluyor. Sosyal ve çevresel bir proje olarak endüstriyi inşa ediyor. Esneklik ve değişime dönüşüme açık olmak bu alınabilecek dersler arasında. Doğadan ilhamını alan bu yaklaşım, endüstriyel alanların da zaman içerisinde evrimleştiğini söylüyor. Teknolojinin yeni modeller oluşturabilmesi ve bu modellerin çevreyle ve iklimle uyum içerisinde olması önemli. Endüstrinin dönüşümünün gerçekleştirilebilmesi, doğru yönde olabilmesi için bunlar önemli. Neler yapılabilir sonuç olarak? Teknolojinin ne getireceğinin belirsizliği karşısında esnek örgütlenmelere ihtiyacımız olduğu açık. Endüstri değişip dönüştükçe değişime açık esnek modellere ihtiyacımız var. Karanlık fabrikalar belki şehirlerin dışına konumlandırılabilir ancak yaratıcı ekipler ve tasarım birimleri şehrin merkezine entegre edilmeli. Dolayısıyla nasıl bir endüstri bulunduğunun da farkında olmamız lazım. Üretim faaliyetlerinin toplumsal etkilerini göz önünde bulundurmak lazım. Özellikle endüstriyel faaliyetlerin. Endüstriyel alanların planlanması ve tasarlanması yalnızca toprağı kimin kullanacağıyla ilgili bir karar verme meselesi değil.
toplumsal ve sosyal politikaların da önemli bir parçası, hayatı bir parçası. Birlikte çalışmak, diğer deneyimlerden öğrenmek çok önemli olmakla birlikte. Tabiatı itibariyle her şehir, her sanayi bölgesi kendine özgü tasarımını geliştirmek durumunda. Deneyimler diğer coğrafyalarda tekrarlanamıyor. Her sanayi şehri kendi organizasyonel modelini ve endüstriyel alan tasarımını gerçekleştirmeli. İklim değişikliğine ilişkin hedefler, kamu sektörünün destekleyici rolü sürdürülmeli. Şehir yönetimleri ve hükümetler daha kararlı bir şekilde davranarak çevre korumaya daha fazla kaynak ayırmalı. Hatta çevrenin iyileştirilmesine bu kaynakları yönlendirmeliler. Endüstriyel ekolojinin derslerinden öğrendiğimiz kadarıyla aktörler arasında güvenin inşa edilmesi en önemli meselelerden bir tanesi. Özellikle de alınan kararların uygulanması söz konusu olduğunda bu güvenin inşası daha da önemli hale geliyor. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Ayşe Onur hocam. İçgörülerle dolu bir sunumdu. Zamanı da çok etkili bir şekilde kullandınız. Soru varsa soruları alacağız dinleyicilerimizden. Tartışmayı açabilir miyim? Esen hocam, evet Olga hocam, ama ondan önce belki bir hatırlatma yapmamız gerekir. Yeni gelenler var ise sorularınızı chat kutusuna yazabiliyorsunuz ya da elinizi kaldırıp söz isteyebilirsiniz. Görürüz sizi. Kameranızı da açarsanız sorunuzu sorabilirsiniz. Zamanımız var. O zaman ben soru sorabilirim. Başka kimse soru sormayacaksa. Ayşenur hocam, çok teşekkürler bu sunum için. Son dönemde yapılan araştırmalarınızdan biliyoruz. Endüstriyel ekosistemlerin oluşturulması konusunda çalışıyorsunuz. Özellikle de Türkiye'nin batıdaki daha sanayileşmiş bölgeleri üzerine çalışıyorsunuz. Şimdi mevcut kurumsal ve ekonomik sınırlamaları ve kapasiteleri düşünecek olursak Türkiye'de, acaba şu konuyu biraz daha ayrıntılandırabilir misiniz? Ne türden faktörler var karşımızda bir Türk modeli ortaya çıkarabilmek için? Yerel bağlamı, yerel güçleri, yerel dinamikleri göz önünde bulundururken ne türden faktörlere dikkat etmek gerekiyor ki? Hangi faktörlere bakmak gerekiyor ki sorumluluk sahibi kentsel politikalar geliştirilebilsin bölgesel düzeyde? Hangi temel noktaların politika yapıcılar tarafından incelenmesi gerekiyor Türkiye bağlamında diye düşünüyorsunuz? Türkiye'de, özellikle de Marmara bölgesinde gözlemlediğimiz kadarıyla pek çok organize sanayi bölgesi var. Bu OSB'lerin her birinin kendi amacı var elbette. Ama şehrin biçimini de bunlar belirliyorlar. Ve bunların nerede konuşlandırılacağı çoğu zaman farklı süreçlerle kararlaştırılıyor. Yerel idareler, belediyeler bu süreçlerde pek söz hakkına sahip olamıyorlar. İşin çetrefil kısmı bu. Ama OSB'ler, organize sanayi bölgelerinin aynı zamanda çeşitli avantajları da var. Çünkü bir vizyona sahipler. Kendi sektörlerine ilişkin bir vizyonları var. Şehrin dışındaki, ülke dışındaki gelişmeleri gözlemleyebiliyorlar. Bu bilgi OSB'lerin gelişimi ve ekonomi için çok önemli. OSB'lerin çoğu farklı sektörlere ev sahipliği yapıyor Türkiye'de. Bu olumlu bir şey. Zira ekolojide de olduğu gibi farklı sektörler aslında birbirini tamamlıyor, birbirinin faaliyetlerini destekliyor. Fakat bu potansiyeli pek kullanamıyoruz. Nadiren kullanılabiliyor. Belki de bu kuvvetli yanlarımıza odaklanmamız gerekiyor. Bu bölge pek çok araştırma enstitüsüne de ev sahipliği yapıyor. Bazı üniversitelere ev sahipliği yapıyor. Bu bağlantı da çok önemli bir avantaj. Endüstri bunu daha fazla kullanmalı.
yalnızca buna bir organize sanayi bölgesi, diğerlerinden kopuk bir organize sanayi bölgesi olarak yaklaşmak yerine diğer kurumlarla olan bağlantılarını, yerel aktörlerle olan bağlantılarını göz önünde bulundurmak lazım ki bundan sonra yeni fikirler ortaya atılabilsin. Mesela Dilovası'na bakınca. Burada endüstrinin konumunu, çevre meselesini tartışmak kesinlikle imkansız. Sanayiciler çünkü çok muhafazakarlar, her zaman savunmadalar, tepkililer. O nedenle de bazı yöntemlerin bulunması gerekiyor bunun elde alınabilmesi için. Elbet potansiyeli olan bir bölge ama sorunu da çok. Öncelikle sorunları tespit etmek, sonra da bunları nasıl çözeceğimizi tartışmak lazım. Bu bölgeye muazzam bir yatırım var. Hepsini dönüştüremeyiz. Yine de sanayi içerisinde bazı çözümler bulmak gerekebilir bunun için. Türkiye'de OSB'lerle uzun süren bir ilişki tarihi var aslında. Uzun da bir deneyim birikti buna ilişkin olarak. Sizin de tartıştığınız üzere bir tür, ama bu tutuculuk yaratıyor insanlarda. Bir tür ortodoksi yaratıyor. Ki çok çok geleneksel konumları sahiplenmeye çalışıyorlar korumacı bir şekilde. Belki de bu sizin dile getirdiğiniz husus Türkiye meselesini, Türkiye örneğini kendine özgü kılıyor. Kentsel politika yapıcıların önündeki zorluk da bu türden sınırlamaları avantaja nasıl dönüştürebilecekleri konusunda. Zaten kurulu bir altyapı var Türkiye'de. Peki bundan daha fazla şey nasıl çıkartılabilir diye düşünmek lazım herhalde. Başka sorusu olan var mı? Yok ise devam edebiliriz. Bir sonraki sunumumuzla devam edeceğiz. Ayşegül Hocam, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa devam mı edelim? Çok teşekkürler.